Demokrasi havarisi Avrupa ırkçı politikacılara teslim olmuş durumda. Irkçı liderler her geçen gün daha fazla taraftar topluyor. İşte Yeni Mesaj gazetesinin bugün manşetten verdiği haberin detayları. Göçmen karşıtı radikal çıkışlarıyla dikkatleri çeken Donald Trump'ın sürpriz bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık koltuğuna oturması, Avrupa'da benzer politikalar yürüten isimleri cesaretlendirdi. Avrupa'da ırkçılık tehlikeli bir hızla güç kazanıyor. Göçmenlerin büyük çoğunluğu Müslüman olduğu için ırkçı politikacılar İslam karşıtlığını ana politika olarak belirlemiş durumda. İşte ülke ülke Avrupa'da yükselen ırkçı politikacılar. Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya'yı istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı eden, gösteri hakkını kullanmak isteyen Türklere karşı polisin orantısız şiddet uyguladığı Hollanda, ırkçı söylem kullanan politikacılara sahip olmakta başı çekiyor. Parlamento seçimleri için sandık başına giden Hollanda'da Fin Partisi geçen seçimlerde %17 oy alarak koalisyon ortağı oldu. Son seçimlerde %14 oy alan Özgürlükler Partisi ise muhalefette bulunuyor. Hollanda'yı İslam'dan arındıracağız diyen Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, Avrupa Birliği üyeliğini tartışmaya açacağını söylüyor. Ülkedeki cami ve İslam okullarını kapatacağını söyleyen Wilders, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını istiyor. Danimarka'da da durum farklı değil. Danimarka Halk Partisi son seçimlerde %21 oyla iktidar ortağı oldu. Parti, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine ve Avrupa Birliği'nin Danimarka'daki egemenliğine karşı çıkıyor. Göçmenlerin ülkeye girişini yasaklamayı savunuyor. Son seçimde %13 oy alan İsveç Demokratları Partisi muhalefette bulunuyor. Müslümanlar bugünün Nazileridir diyen Jimmy Akesson'un liderliğini yaptığı İsveç Demokratları Partisi 2014'teki son genel seçimlerde 29 sandalye kazanarak ülkenin 3. büyük partisi oldu. Eine doch doch. Avusturya'da ise son seçimlerde %35 oy oranıyla Avusturya Özgürlük Partisi lideri Norbert Hofer, mültecilere karşı silahlanın çağrısında bulundu. Avrupa Birliği'nde Türkiye varsa biz yokuz diyen Norbert Hofer, 2016 Cumhurbaşkanlığı seçimini %0.6 oranla kıl payı kaybetti. Almanya için Alternatif Partisi lideri Frank Pertri de Avusturyalı meslektaş Hofer gibi mülteci krizini çözmek için gerekirse silaha başvurulması gerektiğini savunuyor. İsviçre'de %30 oy alan Halk Partisi cami minarelerini engellemek için bir halk oylaması yapılmasına öncülük etmişti. İtalya'da %25 oy alan göçmen karşıtı 5 Yıldız Hareketi ve aynı çizgide ilerleyen Kuzey Birliği Partisi her geçen gün daha da güçleniyor. Komşu Yunanistan'da 2000 yılından sonra ırkçı politikacılar pik yaptı. Göçmenlere yönelik şiddet eylemleriyle tanınan Altın Şafak Partisi %7 civarında oy alarak mecliste temsil hakkı kazandı. Macaristan'daki Jobbik adlı ırkçı hareketin üyeleri ise tek tip üniformalar giyerek mitinglerde İslam karşıtı söylemler kullanıyor. Hareketin oy oranı %21. En az göçmenin kabul edildiği ülkelerden biri olan İngiltere'de göçmenlere de falan nefret suçları rekor seviyeye ulaşmış durumda. Temmuz ve Eylül ayları sırasında 14.295 nefret suçu kayıtlara geçti.